أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبه نستعين يجرى بمس بكره سوره 184 ايت كريمه bir önceki ayette farz kılmış olduğu oruçla ilgili, oruç ibadeti ilgili detay bilgiler vermekte. Orucun hangi günler olduğu, ne kadar olduğu açıklanmakta. Ve yine oruçla ilgili olarak insanlar hep aynı seviyede değil. İçlerinde Sağlıklı sıhhatli olanlar bulunduğu gibi hasta olanlar, sağlığı yerinde olmayanlar da var. Kendi evinde oturup mukim olan, rahat yerinde olanlar bulunduğu gibi ticaret için olabilir, ilim için olabilir, başka değişik sebeplerle sefere çıkanlar, yolcu olanlar da bulunabilir. Bir elin beş parmağı bir olmadığı gibi insanların da durumlara halleri farklı farklıdır. Ve bunu da en iyi bilen Yüce Rabbimiz'dir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir şeyi emrederken ben Allah'ım bunu emrederim. İsteseni yapacaksın, istemeseni yapacaksın. Zor da gelse yapacaksın. İmkansız oldu yapacaksın gibi Cenab-ı Hakk'ın bir emri yok. Çok merhametli, Rahman Rahim olan, sonsuz merhametli olan Rabbimiz bize İslam'ı gönderirken, İslam'ın kanunlarını koyarken orada kullarının hep takatını, hep gücünü, maddi ve manevi hallerini dikkate alarak o emirleri veriyor. Ne kadar büyük Rabbimiz var. Ne kadar merhametli bir Rabbimiz var. Ne kadar bizi bizden çok seven ve düşünen bir Rabbimiz var. Bu şekilde Allah'ımızı tanımamız lazım. Ona kulluk yapmamız lazım. Ve Rabbimizin emirlerini bir borç, bir cerime gibi değil. Bizim faydamıza, menfaatimize, hayrımıza olan şeyler en faydalı şeyler olarak öyle algılamalı, öyle yine getirmemiz lazım. Bu da tabi imanla alakalı bir durumdur. Şimdi bu ayeti kerimede Bakara 184 Size farz kılınan oruç eyyâme ma'dûdât. Sayılı günlerdir. Bu sayılı günlerde bir sonraki ayette Ramazan ayı diye söylenecek. Her yıl kameri aylardan Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde ve Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesinde ve ay ilk defa görüldüğünde, biricin görüldüğünde başlar. Ve o son o ayın son gününe kadar artık ay görünmez oluncaya kadar da devam eder. Bu ya 30 gün olur veya da 29 gün olur. O şekilde eyyamen ma'dudat sayılı günler Ramazan o yılın Ramazan ayının günleri olmuş oluyor. Bunu tutun diyor Cenab-ı Hak. Bu orucu tut. Çünkü bu çok önemli bir ibadettir size çok faydalı bir ibadettir. Kafanıza, kalbinize, beyninize, midenize, bütün vücudunuzun azalarına, ruhunuza, maddenize, mananıza ilaç gibi bir ibadettir. Çok faydalıdır. Zorlansanız da bunu tutun buyuruyor. Fakat demin arz ettiğim gibi Cenab-ı Hak burada bir istisna da bulunuyor. Femen minkum meriyudan <laughs> ev alâ seferin. İçinizde hasta olanlar, veya seferde olanlar. Bunlar oruç tutmayabilir. Çünkü hasta. Kişi tansiyon hastası olabilir, kalp hastası olabilir, şeker hastası olabilir, mide hastası olabilir. Cenab-ı Hakk'ın imtihanı olarak pek çok hastalıklar var ve bunlar insanın sıhhatini etkileyebilir. Ve sabah ya bazen uzun günler oluyor. Sabah saat ta 4'ten dört buçuktan akşam saat dokuza kadar on dört saat 15 saat yemeden içmeden ilaç kullanmadan beklemek bir kısım hastalar için gerçekten imkansız olabilir ağır olabilir. Bu hastanın durumuna göre doktorlarında imanlı doktorlarında tavsiyesine göre hasta hareket edecek. Eğer oruç tutmak sıhhatine zarar getirecekse, ona daha büyük zararlar verecekse o kişi orucu tutmayacak. Cenab-ı Hak ona müsaade ediyor bir. İkincisi seferde olanlar, bunlar ise kişi sahura kalkamayabilir, yemeklerin vaktini yemeyebilir, iftar yapamayabilir, yolculuğun bir kısmı zor olabilir. Bizim şer'i ölçüler içerisinde bir kişi eğer sefere çıkmışsa, işte 90 kilometre daha fazlası bir yolculuğa çıkmışsa, bu da oruç tutsa tutabilir ama Cenab-ı Hak ona ruhsat veriyor, müsaade ediyor. Onlar da oruç tutmayabilir. Peki bunlar ne yapacak? Oruçla yiyince canlıların kar kalacak? Hayır, öyle yok. فَعَدَّتُ مِنْ اَيَّامِ الْاُخَرِ Hasta iyileştiğinde, yolcu seferden döndüğünde ve e, halleri, vakitleri yerinde olduğunda tutamadıkları günleri gününe gün olmak suretiyle kaza edecekler, tutacaklar. Dolayısıyla orucun kazası bizzat ayet-i kerime yer alıyor. tutamadığın günleri daha sonra gününe gün olmak şartıyla tutacağız. Cenab-ı Hak burada bir grup insanlığına bahsediyor. Hastadan bahsetti. E, seferde olandan bahsetti. Çünkü bunlar hasta iyileşince oruç tutabilir. E, sefere çıkan dönünce oruç tutabilir. Onlar geçici arızalardır, engellerdir. Bir de Müslüman'da geçici değil de kalıcı engeller olabilir. Bu da ve alellezine yutiqunehu fidyetun tamamı miskin. Oruç tutmaya artık gücü yetmeyen kişi yaşlı yani 70-80 yaşı, yaşında zayıf, bitap düşmüş, tekrar iyileşip de oruç tutma ihtimali zor. Böyle efendim, bir daha iyileşip veya hali düzelip de oruç tutma ihtimali bulunmayan, oruca takat getiremeyen kimseler. Bunlar da olabilir. Var, nitekim var. Hepimizin başına gelebilir. Cenab-ı Hak onlara da bir çıkış yolu gösteriyor. O orucun sevabından mahrum kalmamaları için, onlara da o büyük ibadetin mükafatını vermek için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fidyetun ta'amu miskin, bir miskinin doyuracak kadar fidye. Bu da arpa olur, buğda olur, hurma olur. Yani fakir bir insanın bir günlük yiyeceğini karşılamak suretiyle sabah kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini karşılamak suretiyle bunu yaptığımız takdirde o günü oruç farz olan orucu tutmuş gibi Yüce Rabbimiz bize sevap vereceğini müjdeliyor. Yine kıymetli kardeşlerim Yüce Rabbimizin bize ne kadar merhametli olduğunu, bize sevap vermek için nasıl böyle yollar açtığını ve her vesileyle bizim kendisine yakın temiz kula olmamıza davet ettiğini buradan da görmüş oluyoruz. Cenab-ı hasta olsun, yolcu olsun, veyahut da oruca takat getirebilecek kadar aciz bulunsun. Bu üç grubu da söz konusu edebiliriz. Şöyle buyuruyor. Femen tetavva hayran fe hayrun leh. Kim Allah yolunda daha fazla bir hayır yaparsa, bir sadaka verirse, fidye verirse, bu onun için efendim hayırlıdır. Yani mesela bir fakiri doyuracaksın, bir kilo hurma alıp verebilirsin, bu da fidye olur. Bir kilo buğday alıp verebilirsin, bu da fidye olur. Ama diyorsun ki vermişken iki kilo hurma vereyim. Beş kilo efendim, buğday vereyim, daha fazlasını vereyim. Vermişken az değil de daha fazlasını vereyim diye eğer o iyilik yaparken daha çok verirsek, daha fazla yaparsak bunu kendimiz için yapmış oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak mükafatını verecek. Fakat Oruç tutmayıp fidye vermektense ve en tasumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun kendimizi zorlayarak takatımızı zorlayarak en zor şartlarda bile kendimizi oruç tutmaya zorlayıp da orucu tutmak bizim için daha faydalı in kuntum ta'lemun diye cenab bak bilirseniz diyor zor şartlarda böyle kendisini zorlayarak oruç tutmak sizin için daha faydalı olduğunu ben size söyleyeyim. Siz bilmeseniz de ben bunun böyle olduğunu biliyorum diye bunu söylüyor. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz ibadetlerde güç yetiremeyen, manis olan insanlara ruhsat vermekle beraber kişinin ve Müslümanın kendisini şartlarınızda olarak oruç tutmaya çalışmasının da daha faydalı olacağı bilgisine ulaşmış oluyoruz buradan. Cenab-ı Hak bizi bütün ibadetlerimizde, bütün ayıllarımızda hep Allah'ın rızasını kastederek ve onun daha fazla sevabına nail olmak gayretiyle o ibadetleri hakkıyla yapmayı bize nasip eylesin.